mahkemede bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Tarihte pek çok gazeteci, pek çok liderle röportaj yapmıştır. Yazılı, sözlü, kameralı ya da dinleme cihazlı. O karanlık gecede FaceTime yüklü bir telefonla F-16'ların kulakları sağır eden gürültüsünün altında yapılan o röportajsa bir ilkti ve tarihe geçti. Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, o dönem Doğan TV Ankara temsilcisiydi ve o telefonu yaklaşık bir yıl önce almıştı. Daha çok iş için kullanıyordu. Bir de kızıyla konuşmak için. Peki Hande Fırat o tarihi röportaja araç olan o telefonu daha öncesinde hiç elden çıkarmayı düşünmüş müydü? 15 Temmuz'dan bir gün önce değil ama birkaç gün önce telefonu yenileyelim diye gittik. Ve telefon almak için işte. Bozulmuş muydu? Yani bir üst modelini alalım işte bakalım falan diye. Sonra çok komik bir şekilde yeni çıkan telefon pahalı olduğuna kanaat getirdik. Biraz bekleyelim dedik. Yoksa o telefonu verecektim. Doğrudan yeni bir telefon alacaktım. Ve ben bunu hani tabii sonrasını unutuyor insan. Sonra vazgeçtik çıktık. Ve telefon bende kaldı. Yani hani o telefonun o bağlantıyı yapacak telefon olduğunu hiç bilmeden böyle bir şey yaşadım ama. Ve ne gariptir ki 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı ile görüşmek için FaceTime'ı kullanmak 12 yaşındaki kızı Nehir sayesinde aklına gelmişti. Bir de okuldan geliyor, arkadaşlarıyla konuşacak. Hiç normal konuşmuyorlar, normal hattan konuşmuyorlar. Sürekli FaceTime araması birbirleriyle. Telefonu koyuyor masanın üstüne. İşte ders çalışacaklarsa FaceTime'dan beraber çalışıyorlar. Ya da FaceTime'dan oyun oynuyorlar. Yani bütün FaceTime hayatıma Nehir'le birlikte girdi. Nehir'in telefonu olduğu günden beri bütün görüşmeler görüntülü FaceTime arama. Ve 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan o gecenin ilk dakikaları, saatler 00:25'i gösteriyor. Yıllarca kızı Nehir'le iletişimi sağlayan FaceTime bu kez o tarihi röportaja imkan sağlıyor. O telefonun ekranında bu kez küçük Nehir değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ben bir anneyim. Benim de kızım evde ve sürekli ağlıyor. Dolayısıyla bütün bu duygular, bütün bu sorumluluklar hepsi bir arada o yayın gerçekleşti. Görür görmez zaten kamera bana dönsün ki önemli olan orada Cumhurbaşkanı'nı gösterebilmek. Yaka mikrofonunu çıkarıp işte telefona tutarak o yayın gerçekleşti. O yayın gerçekleşince bir ülkenin tarihinin de seyri değişmişti. Ve o yayının gerçekleşmesinde başrol oynayan o telefonun artık talipleri de vardı. Ciddi bir rakam teklif etti Suudi iş adamı. Arkasından gene işte ona satma bana sat diyen başka iş adamları oradan geldi. Bu Arap medyasında ciddi haber oldu. Sonrasında Türk iş adamları aradı. Hande işte bu telefonu Suudlara satma biz alalım diye. Telefonu tabii ki satmadım. Saklıyorum. Kullanmıyorum onu söyleyeyim çünkü İş gereği çok telefonla konuşuyoruz, çok sık düşürüyorum telefonu, kırılmasın diye saklıyorum telefonu. Milletime de bir çağrı yapıyorum, o da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.